Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Çafiz'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle TET tekrarını birlikte yapacağız. TET tekrarını yapamadım. Sınava çok az kaldı. Sıkıştım. Diyorsanız doğru videodasınız. Fazla vaktiniz almadan başlayalım. Esnek bir ortamda oluşturulan bir sarsıntının ya da titreşimin bir noktadan diğer noktaya iletilmesidir. Buna dalga hareketi denmektedir. Dalga hareketi aynı zamanda enerji iletimidir. Burada önemli olan madde değil enerjinin yayılmasıdır. Madde yayılmaz enerji yayılır. Dalga boyu ardışık iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki yatay uzaklık. Buna dalga boyu diyoruz ve iki tepe arası şu uzaklık lambda olarak gösterilmekte. Birimi santimetre metrede angstrom olarak ifade edilmektedir. 1 en güçtürüm 10 üzeri eksi 10 metredir. Onu da hatırlatalım. İki çukur arası da yine bir dalga boyunu ifade eder. Bu da olarak gösterilir. Bakın bir tepe ve bir çukurun birleşimi de yine bir dalgayı ifade etmekte. Dalgalar farklı şekilde olabilirler ama yine iki tepe arası ya da iki çukur arası bir dalga boyunu yani lambda'yı ifade eder. Burada da yine iki tepe arasının bir lambda iki çukur arasının bir lambda olduğunu görüyoruz. Farklı bir şekilde olan şekildeki kare dalgalarda ise yine iki tepe arası ya da iki çukur arası çukur ve çukur arası bir lambda iken tepe ve tepe arası yine bir lambda olmalıdır. Periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. T ile gösterilir. Birimi saniyedir. Esnek ortamlarda eşit sürede oluşturulan dalgalara periyodik dalga diyoruz. Periyodik dalgaların frekansları ve periyotları sabittir değişmez. Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans diyoruz. Kaynağın titreşim olarak da düşünülebilir. Frekans ve periyot kaynağa bağlıdırlar. Kaynak değişmediği müddetçe frekans ve periyot değişmez. Frekansın birimi saniye üzeri eksi bir veya herstir. Frekans ve periyot arasındaki ilişki t çarpı f eşittir bir şeklinde olmalı. Periyodun birimi saniye Frekansın birimi saniye üzeri eksi bir ise bu durumda frekansın bir bölüte olduğu da görülebilir. Şekildeki kuş ve arının kanatlarının frekansı karşılaştırılacak olursa arının kanadının saniyedeki çırpma sayısı daha fazla olduğundan arının frekansı kuşunkinden fazla olmalı. Yine sağ tarafta K ve L dalgaları görülüyor. Aynı bölge içerisinde hangi dalganın titreşimi daha fazlaysa onun frekansı daha fazla olmalı. L dalgasında titreşim daha fazla. Yani titreşim çok. K dalgasının titreşimi ise L'ye göre az. Bu durumda L'nin frekansının K'ninkinden büyük olduğu söylenebilir. Evet L'nin dalga boyuna bakalım. İki tepe arası bir lambda. Lambda L olarak ifade edilsin. Yine K'nin dalga boyu iki tepe arası. Bu da lambda K olarak ifade edilsin ki K'nin dalga boyunun L'nin dalga boyundan büyük olduğu görüldü. Evet frekansında buradan dalga boyuyla ters orantılı olduğu gözükmektedir. Dalga oluşumu sırasında ortamdaki bir parçacığın denge konumuna maksimum uzaklığına genlik diyoruz. Herhangi bir parçacığın evet maksimum uzaklığı denge konumu şurası denge konumuna uzaklık y olarak ifade ediliyor. Aşağı doğru da çizilebilir. Evet dalga tepesi ve dalga çukurunun maksimum uzaklığı genlik olarak ifade edilmektedir. K dalgasının genliği 1 iken, 1 bir birimken, L dalgasının genliği ise 2 birim olmakta. Bu da L'nin genliğinin kendinkinden büyük olduğunu göstermektedir. Genlik büyük olursa enerji de büyük olur. Dalganın taşıdığı enerji genliğe bağlıdır. Genlikle doğru orantılı demiyoruz. Genliğe bağlıdır. Dolayısıyla L'nin enerjisinin de enerjisinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dalgaların yayılmaz ise ortamın özelliklerine bağlıdır ortam değişirse dalganın hızı değişir. Örneğin ses dalgaları katı ortamda hava ortamına göre daha büyük bir hızla yayılırlar. Yine yayda yay dalgasının hızı yay gelen kuvvet ile yayın cinsine bağlıdır. Çünkü ortamın özelliğini yayı gelen kuvvet ve yayın cinsi etkilemektedir. Su dalgalarında derinliğe bağlı çünkü ortamın özelliğini derinlik veya sığlık değiştirmektedir. Dolayısıyla dalgaların yayılma hızının ortamın özelliklerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz x eşittir v çarpı t idi. x metre bunun yerine lambda yazarsam hızın yerine ise v zaman yerine periyot yazarsam lambda eşittir v çarpı t formülünü elde ederim. Buradan t yerine 1 bölü f yazalım hemen frekansın tersiydi ya bu. Evet periyot yerine yazılırsa lambda eşittir v bölü f şeklinde çıkacaktır. Yine bu formülde de görüldüğü üzere t ve f sadece kaynağa bağlı yani kaynağın titreşimine bağlıdır. Hız ortama bağlı, ortamın özelliklerine bağlıdır. Dalga boyu ise formülde ne varsa ona bağlı. Yani hıza ve kaynağın özelliği ile ilgili periyot ve frekansa bağlıdır diyebiliriz. Bu da dalga boyu formüle bağlıdır şeklinde ifade edilir. Dalgaları titreşim doğrultusuna göre ikiye ayırıyoruz. Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olan dalgalar ne dalgalardır? Titreşim enine gerçekleşmekte. Yani şöyle yukarı ve aşağı doğru titreşim, titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dikse bu enine dalga olur. Enine dalgalara örnek elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Bunun dışında deprem dalgalarının bazıları, yay dalgaları enine dalgalara örnek olarak verilebilir titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar diyoruz. Yani titreşim yayın boyunda gerçekleşmekte. Yayılma doğrultusuna paralel bu durumda bu dalgalara boyuna dalgalar diyoruz. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yay dalgalarının bazıları boyuna dalga olabilir. Depremin bazıları boyuna dalga olarak olabilir. Işık enne bir dalgadır. Yani elektromanyetik dalgadır. Ses boyuna dalgadır ve mekanik dalgadır. Mekanik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç varken elektromatik dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç yoktur. Ortam olsa da olur, olmasa da olur. Ortamın olduğu yerde de yayılabildikleri gibi ortamsız bir yerde yani boşlukta da yayılabilirler. Yay, deprem, eline ve boyuna dalgalar olabilir. Bunlar aynı zamanda mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duyar. Ortam bulamazlarsa mekanik dalgalar yayılamazlar deriz. Ama elektromanyetik dalgalar ortama ihtiyaç duymazlar. Atma atmalar eğer yukarı yönlü oluşturuluyorsa baş yukarı atma, aşağı yönlü oluşturuluyorsa baş aşağı atma ismini alır. Baş yukarı atma baş yukarı oluşturulmakta yukarı yönlü, baş aşağı ismi aşağı baş aşağı atma ise aşağı yönlü oluşturulmaktadır. Atmanın ilerleyişi. bir ip üzerinde artı x yönünde hareket eden bir atma oluşturulduğunda bir 2, 3 numaralı noktalar denge konumuna yaklaşırken öndeki 4, 5 ve altı numaralı noktalar denge konumundan uzaklaşır. Bunu şöyle anlıyoruz. Atmamız biraz sonra bir müddet sonra şekildeki bir görünüm alacaktır. Dolayısıyla arkadaki noktalar aşağı doğru inerken yani denge konumuna yaklaşırken öndeki noktalar ise yukarı doğru çıkacak yani denge konumdan uzaklaşacaktır. Bunu yapmanın daha pratik bir yolu şu olsa gerek. Bakın ön taraflar yukarı çıkarken arka taraflar aşağı inmeli. Fakat şu da ilerleme yönü. Evet ilerleme yönü. Şuradaki oklar ise noktaların titreşim yönü olarak gösterilebilir. Yani ön taraf yukarı titreşken arka taraf ise aşağı titreşmektedir. Burada şuna dikkat edelim. İlerleme yönü ile titreşim yönünün ayakları birbirlerine daha yakın çakışık. İlerleme yönünün kafası ile titreşim yönünün kafası birbirine çakışacak şekilde çizilmeli. Tödeş bir yayda oluşturulan 1-2-3 numaralı atmaların üzerindeki KLM noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibi. Buna göre 1-2-3 numaralı atmaların hareket yönleri nasıldır diyor. Titreşim yönlerini görmüş. hemen titreşimini aşağı doğru çizdim. Titreşim yönünü çizerken ayaklar çakışmalıydı. Evet, demek ki hareket yönü, ilerleme yönü artı x yönünde olmalı. Bir artı x yönünde dv'yı silerim hemen. İkincisinde ise ayaklar değil de kafalar çakışacak şekilde çizmeliyim. Evet, ilerleme yönünü her zaman dalganın tepesine çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada kafaların çakıştığını görünce ilerleme yönünün eksi x yönünde, evet eksi x yönünde olduğunu gördüm. A'yı da silince B ve C kaldı elimde. Yine burada bakın ön taraf yukarı doğru çıkmışken bu da şunu gösterir. Kafalar çakışmalıydı. Kafalar çakışacak biçimde çizilirse bu dalganın ilerleme yönü eksi x yönünde olacaktır. Cevabımız nerede? B'de bulunmakta. Sabit uca gönderilen atma bu şekilde gelen atmayı gösterecek olursam K notası sabit uca geldiğinde ön taraf her zaman yukarı doğru hareket etmek ister. Fakat burası sabitlenmiş olduğundan k yukarı doğru çıkmak isteyeceği anda sabit 3 ise onu aşağı doğru şöyle itmek isteyecek ve ters dönerek yansıyacaktır. Dolayısıyla k ilk çarpan nokta olduğundan ilk yansıyan nokta olmalı ve önde olmalı. L sonradan gelen nokta olduğu için ise o da arkada olmalıdır. Sabit uca gelen atma ters dönerek yansıyacaktır. Gelme hızımız V1. Yansıma ağzımız ve ikisi ortam değişmediğinden hızlar değişmeyecektir. Yine gelirken genişlik x1, yansırken genişlik x2 olduğundan ortam değişmediğinden hızlar değişmediğinden genişlik değişmez. Genişlik hızlar gibi düşünülebilir. Genlik de değişmeyecektir. Bakın genliğimiz şöyle oldu. Genlik evet tepe noktasının denge konumuna maksimum uzaklığı y1. Yine aşağıda dönerken yansırken bu da y2 şeklinde yazılırsa y1'inde y2 eşit olduğunu görebiliriz. Ortam değişmeden hızlar, genişlikler ve genlikler değişmez. Serbest uçtan yansıma. Ucumuz serbest. Ön taraf yukarı çıkmak istiyor ve serbest olduğundan bu yukarı doğru çıkacaktır. Evet yukarı doğru çıkınca da aşağı dönmeyecek. Geldiği gibi yansıyacaktır. K notası öndeydi. O zaman K öne geçmeli. İlk çarpan ilk yansır. L sonradan çarpmıştı. Arkadan yansıyacak. K'den sonra yansıyıp yoluna devam edecek. Yine gelme hızı V1. Yansıma hızı V2. V1 eşittir V2 olmalı. Ve genişlikler yine değişmez. Genişlikler hızlarla orantılı. X1 eşittir X2 olmalı. Genlikler değişmez. Bunun genliği Y1'di. Şunun genliği Y2'ydi. Y1 ve Y2 birbirlerine Eşit olurlar. Atmanın ilerleme hızı ise ortama bağlıdır. Atmada ortam etkilen yayı geren kuvvet ve yayın birim uzunun kütlesi mü'dür. Yayın birim uzunun kütlesi m bölü l olarak ifade edilir. Ve yayın yani atmanın hızı yayı geren kuvvet ya da ipi geren kuvvet bölü evet birim uzunun kütlesi şeklinde yazılabilir. Buraya m bölü l yazacak olursam v eşittir. Kök içerisinde film şeklinde bir ifade bulunabilir. Buradan kütle artarsa yani yay ağırlaşırsa hız azalacaktır. Dolayısıyla ağır yayın hızı hafif yayın hızından daha küçük olmalı. Ya da kalın yayın hızı ince yayın hızından daha küçük olmalıdır. İnce yaydan kalın yaya geçiş. Kalın yaya geçişte şu kalın yayı şöyle büyük bir yay gibi düşünecek olursam Şurası sabit uç gibi davranacaktır. Sabit uç gibi. Evet. ince yerden gelen atma sabit uçla karşılaşınca kafayı çarpacak. Nalları dikecek ve ters dönerek yansıyacaktır. Gelen atma ve yansıyan atma için ortam değişmediğinden gelen atmanın hızı yansıyan atmanın hızına eşit olmalı. Fakat iletilen atma şu iletilen atma idi. İletilen atma için arkadaşlar ortam kalınlaştığından, ortamın kütlesi arttığından yay ağırlaşacak. Yay ağırlaşımda hız azalmış olacaktır. O halde iletilenin hızı azalmış olmalı. Genişlikler bunlar gibi yazılabilir. X, Y eşit X, y, o da büyüktür. X, İ şeklinde yazılabilecektir. Yani genişliğimiz şuydu. Evet. X genişlik, G'nin genişliği, gen atmanın genişliği, yansıyan atmanın genişliği, ve iletilen atmanın genişliği şeklinde yazabiliriz. Genlikler ise enerji ile ilgiliydi. Gelen atmanın genliği Y gelen, iletilen atmanın genliği Y iletilen ve yansıyan atman genliği Y yansıyan şeklinde yazılabilir. Bu durumda gelen atmanın genliği Y gelen hem Y iletilenden hem de Y yansıyandan büyük olmalı. Yani gelen atmanın genliği iletilen ve yansıyan arasında arkadaşlar bir şekilde paylaşılacaktır. İletilen atma ile yansıyan atmanın genliklerini kıyaslamak, karşılaştırmak mümkün değildir. Fakat gelen atmanın genliği hem iletilen atmanın genliğinden hem de yansıyan atmanın genliğinden daha büyük olmalıdır. Kalın yayından ince yaya geçişte ise gelen atmanın hızı Vg, evet yansıyan hızı ve ve iletilen atman hızı ve iyiydi. Evet şurası serbest 3 gibi davranmalı. Çünkü gelişte kafayı vuracak herhangi bir yer yok. İnce bir yayla karşılaşır kalın yaydan gelen atma. Ve serbest 3 gibi davrandığı için aynen geri döner. Yönünü değiştirmeden yansır. Ve bir kısmı da şu tarafa doğru iletilir. Evet iletilen atma ince yayda olduğu için veya ince ipte bunun hızı daha büyük olmalı. Ve iletilen Büyüktür ve gelen eşittir ve yansıyan. Genişlikler ise hızlar gibi olmalı. Evet X'i büyüktür X gelen. O da eşittir X yansıyan şeklinde yazarız. Gelen atmanın genişliği xg burasıydı. Ya da iletilen atmanın genişliği X'i burasıydı. Yansıyan atmanın genişliği X'i ise burasıydı. Genlikleri yine kıyaslayalım. Genlikler ise şu evet gelenin genliği. İletilenin genliği ve yansıyanın genliği şeklinde gösterebiliriz. Kanya'dan inceye geçen atma daha küçük bir kütleyle karşılaştığı için az bir enerjiyle bile yayı veya ipi daha çok havalandırabilir. Yani genliği daha fazla arttırabilir. Dolayısıyla iletilenin genliği gelenin genliğinden büyük olmalı ve iletilenin genliği yansıyanın genliğinden büyük olmalıdır. Evet burada iletilenin genliği yansıyanın ve gelenin genliğinden büyük olmalı. Burada farklı bir sonuç çıkacaktır. Önceki inceyeden kanıya geçişe göre. <laughs> Suya atılan küçük bir taş su yüzeyinde dalgalar oluşturur. Taşın değdiği noktadan başlayarak su yüzeyinde ilerleyen dalgalar dairesel dalgalardır. Yine fırtınalı havalarda fırtınaların deniz yüzeyinde meydana getirdiği dalgalar dam balıklar ve deniz etkilenmezler. Su yüzeyinde meydana gelen dalgaların derinlerde hissedilme işi dalga hareketinin su yüzeyinde olduğunu gösterir. Su yüzeyindeki dalganın özelliğini anlamak için dalga leğeni yani denilen düzenek kullanılmaktadır. Şekildeki dalga leğene suyun üzerinden ışık gönderilmiş olsun. Bu ışık dalga tepelerine gelince dalga tepeleri şöyle ince kenarlı mercek gibi dolanıp ışığı toplamakta tepen altı aydınlık bir bölge olmaktadır. Evet şuradaki kısım ise yani çukur denilen kısım ise kalın kenarlı mercek gibi darmakta ve ışığı dağıtmakta. Dalga çukurunun alt kısmı ise karanlık olmaktadır. O halde aydınlık bölgelere tepe, karanlık bölgelere çukur, aydınlık bölgelere tepe şeklinde yazabiliriz. Bakın şöyle iki tepe arasının bir dalga boyu ve yine iki çukurun bir dalga boyu olduğu düşünürse Şuradan iki tepe arasına bir dalga boyu yazabiliriz. Ya da iki çukur arasına bir dalga boyu yazılabilir. İki tepe arası bir dalga boyunu ifade ederken, iki çukur arasında bir dalga boyunu ifade eder. Dalga tepelerini kalın bir çizgiyle gösterirken, çukurlar ise kesikli çizgilerle gösteriyoruz. Dolayısıyla iki çukur arası bir dalga boyu iken, İki tepe arasında bir dalga boyu olarak ifade edilir. Evet doğrusal su dalgaları suya cetvelle vurulduğunda su yüzeyinde doğru şekilde oluşan dalgalardır. Buradan dalga hızı daima dalga tepesine dik olmalıdır. Dairesel su dalgalarında ise parmağımızı suya dokunduracak olursak merkezi parmağımızın değdiği not olacak biçimde dairesel dalgalar oluşur. Ve yine dalga hızı ister doğrusal ister dairesel dalga olsun daima dalga tepesine diktir. Burada tepeler şu kalın çizgilerle gösterilen çizgilerken, evet dalga tepeleri, dalga çukurları ise kesikli çizgilerle gösterilen kısımlardır. Yine iki çukur arası bir dalga boyu iken, iki tepe arası yine bir dalga boyunu ifade eder. Doğrusal su dalgalarının düzenme yansıması. Düzlem biçimdeki engele normal doğrultusunda gönderilen doğrusal KL atması aynı doğrultuda geri yansıyacaktır. KL atmasın K notası, L notası ve ortadaki O notası aynı da sağa doğru ilerlemiş olsun. Dönerken yine buradan aynı şekilde dönmeli bunlar. Dolayısıyla dik geldiği için aynen dik dönecektir. Işık olaylarını bilenler için düzlem ayna dik gönderilen ışık da kendi üzerine yansır. Bu buna benzetilebilir. Düz bir engele şekildeki bir alfa açısı yaparak gelen doğrusal kele atması engelle aynı açı yaparak yansır. Burada alfa gelme açısı iken beta yansıma açısı alfa ve beta birbirlerine eşit oldu. Yani yine gelme açısı yansıma açısına eşit oldu. Yüzeye şöyle bir normal çizecek olursam dalga tepesine çizdiğim hızı ışık hızı gibi düşünürsem ışığın normal yaptı şu açı alfa gelme açısıyken yansıyan şu evet ışığın yansıyan dalgasının hızının yaptığı açı beta yansıma açısı olur. Her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir yansıma kurallarında. Dalga tepesinin engelle yaptığı açı gelme açısıdır. Ve yine yansıyan dalga tepesinin engelle yaptığı şu açıda gelme açısı yani yansıma açısı birbirine eşit olur. Bu da betaymış. Bu durumda alfanın beta eşit olduğunu görebiliriz. Şurası 30 derece ise şurasının 60 derece olduğunu gördünüz. Burası 90 derece. Çünkü dalga azı dalga tepesine dikti. Şu üçgene bakacak olursanız şu üçgende 90, 60, 30 üçgeni yani alfa 30 oldu. Evet bu gelme açısı 30'du. O halde buradaki açı da 30'a eşit oldu. Gelme açısı 30 iken bakın şu iç işte açı burası 60 olduğundan burası 60'tır. Dolayısıyla normal yüzeyle 90 derecelik açı yaptığından beta da 30 derece olacak. Bu da alfanın beta eşit ve 30 derece olduğunu gösterecektir. Haliyle burası 60, şurası 90 ve yine alfa şurası 30 derece olacaktır. Bu da yansım açısının gelme açısına eşit olduğunu göstermektedir. Su değişmeyen bir dalga değerinde t eşittir 0 anındaki konumu ve hareket yönü şekildeki gibi olan kl atmasının belli bir t anındaki görünümü kesikli çizgilerle belirtilen yönlerden hangisi olabilir diyor. Evet bakın kl şuradan o diyelim buraya k notası, o noktası l noktası bu atma k o -V l olarak bir bütün içinde hareket etmiş olmalı. K bir birim ilerlerken L de bir birim ilerlemeli aslında. Hemen devam ediyorum. Bakın K 1, 2, 3, bakın 4 ve 5. K buraya geldi. Peki L için? L ise 1, O için. Pardon O için bakalım. O 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya geldi. O burada tam orta noktası bakın. O evet kele atmasın tam orta noktası. Şurada Z olarak ifade edilen şu çizgi kesikli çizgi evet buymuş. Bu olabilirmiş. O halde cevabımız bu da. Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet Z noktası buraya geldi. Zaten siyah çizgi buraya gelmişti. Z bu tarafa gelirken bu da çarpıp dönmek üzere olacaktır. Çukur engelden yansıma parabolik engelin çukur kısmına gelen doğrusal dalgalar daire biçimindeki dalgaya dönüşüp bir noktada toplandıktan sonra tekrar dağılırlar. Bu noktaya odak noktası denmektedir. Evet bunlar şöyle düşünülebilir. Şurası K noktası olsun. Burası O olsun ve burası L olsun. Engele geldiklerinde engele ilk çarpan nokta evet K ve L noktaları olmalıdır. O daha geç çarpacaktır. O daha geç çarptığından daha geç yansıyacak. Yani O geride kalacak. K ve L ise bakın K burada. K ve L ise öne geçecektir. K ve L engele O'dan önce çarptığından O'dan önce yansıyacak. Ve yansıyan dalga dairesel bir hal alacak. Bir nokta toplandıktan sonra dağılacaktır. Aynı şekilde gelen şu dalga tepeleri. Evet. Yine yazalım. K diyelim. O diyelim şuraya ve şuraya L diyelim. Gelip çarptıklarında ilk çarpacak nokta şuradaki O noktası olmalıdır. Sonrasında K ve L noktaları gelip bu engele çarpacak. O önce yansımına göre O önde olmalı. K biraz daha geride. L ise daha geride kalmalı. Yani yine parabolik dairesel bir dalga olarak yansımalıdırlar. Bu da tümsek aynada ışığın yansımasına benzetilebilir. Tümsek aynaya gönderilen ışık uzantısı odaktan geçerek yansıyacak. Bakın şöyle paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçerek yansıdılar. Sol taraftaki şekil ise çukur aynaya benzemeli. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçerek yansıyacaklardır. Düzlem aynaya gönderilen dalgalara bakalım. Evet şuralar o, şuralar k ve buralar l noktası olsun. Düzlem ayna ilk gelip çarpacak olan tabii ki de o noktasıdır. O önce çarptığı için dönerken o önde olmalı, döndüğü zaman önde olmalı. K ve L sonradan çarptıkları için K ve L sonradan yansımalı. Yani O'ya göre daha geride olmalıdırlar. Evet bu da düzlem aynaya gönderilen ışın yansımasına benzetilebilir. Kaynağımız burada. Kaynaktan çıkan ışınlar düzlem aynaya çarpıp yansıyorlar ve bu şekilde gidiyorlar. Bu yansıyan ışınları şöyle tepelere dik olarak düşünecek olursam evet bunları bu şekilde dağıldığını görebilirsiniz. Tümsek biçimdeki parabolik engele O noktasından gönderilen dairesel dalga engelden yansıktan sonra yine engelin şeklini alır. Neden mi? Çünkü O noktası engele önce ulaşacak, K ve noktaları sonra ulaşacaktır. Önce ulaşan O noktası önce yansıyacak, önde olacak. K ve noktaları ise O'ya göre geride kalacaktır ki bu da tümsek aynadan ışığın yansımasına yine benzetilebilir. Tümsek aynanın öndeki herhangi bir cisimden çıkan ışınlar odaklan ayna arasından uzantısı geçer şekilde yansımaya uğrayacaklardır. Bakın şuradan da gönderiyorum. Bu da aynı şekilde yansıyacak. Yansıyan ışınların dağıldığını şöyle birbirinden uzaklaştığını gördük. Su dalgalarının yayılması derinliğe bağlı olarak değişir. Yani yine ortama bağlıdır. Burada ortamı belirleyen ortamın derin veya sığ olmasıdır derin ortamda hızımız sı ortama göre daha büyük olmalıdır. Et kaynaktan yayılan dalgaların hızı yanda gösterilmiştir. Üstten görünüşü verilmiştir. Burada görüldüğü gibi lambda derin, lambda sığdan daha büyük olmalıdır. Frekans zaten kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği için yani kaynağın titreşimi değiştirilmediğinden derin ortundaki frekans, sı ortundaki frekansı hep eşit olacaktır. Lambda eşittir v çarpı t idi. Frekans değişmezse periyot da değişmez. Periyot da sabittir. Hızın artıya yerde da dalga boyu büyük olmalı. Yani v derin büyüktür v sığ iken lambda derin de büyüktür lambdası olmalıdır. Düşey kesli şekilde olan dalga değerinde kaynak tarafından oluşturulan dalgalar KLM ortamlarından geçerken Yayılma hızlarının büyüklüğleri sırasıyla V ile v, M oluyor. Buna göre VK, VM arasındaki ilişki bulunuyor. Evet, M ortamının derinliği L'ninkinden L'deki suyun derinliği de K'dekinden büyük. Yani M'nin derinliği L'den büyük, L'de K'den büyüktü. Dolayısıyla derin ortamdaki hız daha büyük olduğundan VM büyüktür VL o da büyüktür VK şeklinde yazılabilir. Bu cevapta E'de bulunmaktadır. Stroboskop, su dalgaları dalga denende devamlı hareket ettiğinden dalga boyunu ölçmek çok zordur. Bunun için stroboskop denilen üzerinde eşit ağırlıklarla yarıklar bulunan şekildeki alet periyodik su dalgalarının frekansını ölçmek için kullanılır. Stroboskopu döndürürken atmaları gözlemlemeye çalıştığımız yarıklar sürekli değişir. Yarıkların yerleri sürekli değişiyor. Stroboskopun dönüş frekansı fs... Dalgaların dönüş frekansı Fd ise Stroboskop'un dönüş frekansı ayarlanarak bir yarın yerini bir sonrakinin alması için geçen sürede atmalardan her biri bir önceki konuma getirilirse dalgalar duruyormuş gibi algılanır. Birinci yara birinci tepe geldiğinde şu yarık ikinci yarık birinci yarın yine aldığında ikinci tepe de buraya gelmeli. Ve her yarıkta bir tepe görüntüsü oluşmakta. Bu da atmalar duruyormuş hissi vermektedir. Bu durumda dalganın frekansı stroboskopun frekansının katları kadar olmalı. Yani fıstıklı dondurma nefis şeklinde bir formül yazabiliriz. N burada stroboskopun yarık sayısıdır. f ise stroboskopun frekansı. f'de ise dalganın frekansıdır. f eşittir 1 bölü T'di. O zaman formülümüzü şöyle de yazabiliriz. 1 bölü t'de f'de yerine 1 bölü t'de eşittir n çarpı 1 bölü t's yazarsam stroboskopun periyodu eşittir n çarpı dalganın periyodu şeklinde yazabiliriz. Yani dalganın herhangi bir yara geçme süresi stroboskopun ilerleme süresine eşitse bu formül yazılabilir. Bunun tersi de frekansı vermektedir. Öğretmen fizik laboratuvarında öğrencilerden Ali, Sevgi ve Yeliz'e bir stroboskop ve içinde dalga kaynağı kurulu dalga leğeni veriyor. Öğrencilerin elde ettiği verileri tahtaya çizdiği tabloda yazıyor. Yukarıda öğrencilerin verilerinden elde edilen tabloya göre hangi öğrenciler dalgalara göz hizasından baktığında dalgaları duruyormuş gibi görebilmiştir. Evet burada süre saniye olarak verilmiş. Dalga kaynağının periyodu. Birim saniyeydi zaten. Stroboskopla bir yarın diğerinin yerini alma süresi. Evet bu da stroboskopun süresini vermeli. Periyodunu vermeli saniye olarak. Dolayısıyla az önce yazdığım formül neydi benim? Fıstıklı dondurma nefis değil miydi? O zaman 1 bölü td eşittir n çarpı 1 bölü ts. Buradan ts eşittir n çarpı td olmalı. Yani stroboskopun süresinin dalga süresine oranı veya periyotların oranı tam sayıyı vermeli. Bakıyorum burada evet TS'nin TD'ye oranı tam sayıyı verecek mi? 3 bölü 3 1. 8 bölü 4 2. 5 bölü 2 2,5 tam sayı vermediğinden yel izin dediği olmaz da Ali ve Sevgi'nin dedikleri olur. Yani Ali ve Sevgi göz dalgalara baktığında dalgaları duruyormuş gibi görebilmiştir. Bir ortamdan başka bir ortama geçen su dalgalarının doğrultu değiştirmesine kırılma diyoruz. Kıya yaklaşan su dalgalarının hızı ve genliği azalır. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalga tepesinin hızı ayırma yüzeyine dik olarak geliyorsa doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder. Derin ortamdaki frekans sığ ortamdakine eşit. Fakat derinde dalga hızı daha büyüklü sığdan lambda eşittir v çarpı t idi. T periyot veya frekans kaynağı bağlı sabitti. Hız artınca dalga boyu artar. Dolayısıyla derinde hız büyükse dalga boyunda derinde büyük olması gerekir. Lambda derin büyüktür lambda sıfır şeklinde yazabiliriz. Frekansımız kaynağa bağlı olduğundan ortamın değişmesinden etkilenmiyor. Derin ortamdan so ortama şeklindeki bir alfa açısıyla gelen dalgalar so ortama geçerken hızları azalır. Yani şöyle gideceklerine hızlar azaldan yavaşlarlar ve geride kalırlar. Dolayısıyla ayrı yüzey laklar açının ismi teta ve teta açısı da alfa açısından küçük olur ve dalga doğrultu değiştirir. Şöyle gelirken böyle geliyorken giderken doğrultusu şöyle olmaktadır. Yani bu doğrultu değiştirmeye kırılma ismi de verilebilir. Bir dalga deninde üretilen periyodik dalgaların K ortamından L ortamına geçiş şekildeki gibidir. Buna göre K ortamı L sı, evet şöyle düz gitmesi gereken dalgalar öne geçmiş yani hızlanmış. Öne geçtiklerinden hızlanmış olmalı. Dolayısıyla hızlandıklarına göre L'deki hız K'dekinden büyükse L ortamı derin, K ortamı ise daha solmalıdır. K ortamı L ortamından daha sığdır. Bir doğru. 2. Dalgaların her iki ortundaki frekansı birbirine neşte frekans kaynağın titreşimine bağlı. Ortamın değişmesiyle değişmez. L ortamdaki dalga boyu K ortamdaki dalga boyundan büyüktür. Evet V derin büyüktür ve S ise ve frekanslar da birbirlerine eşitse lambda derin de lambda sığdan büyük olmalı. Lambda derin lambda lady lambda lady de lambda, lambda k'den büyük olmalı. 3 doğru oldu cevap de. Ses dalgaları. Ses dalgalar halinde kaynaktan çevreye yayılırken mutlaka ortam gereklidir. Ses yayılmak için moleküllerin titreşimine yani ortama ihtiyaç duyar. Örneğin havası alınmış bir ortamda ses yayılmaz. Havası alınmış bir ortamda saat çalarken ses duyulmaz. Ama hava bulunan ortamda çalan saatin sesi duyulabilir. Çünkü ses dalgasının yayılmasına ortama ihtiyaç vardır. Ses dalgası ortamdaki moleküllerin titreşmesiyle, ileri geri hareket yapmasıyla gerçekleşmektedir. Sesin yayılma hızı ortamdan ortama göre farklılık göstermekte. Katı ortamda ses sıvı ortama göre daha hızlı, sıvıda ise gaz ortamına göre daha hızlı yayılmaktadır. Katıda moleküller birbirine daha yakın olduğundan sesi daha hızlı diğer moleküle iletebilmektedir. Bundan dolayı katıdaki hız daha büyük. Bakın demirde evet Aynı sıcakta kıyaslayalım. Yüzde. Yüz derecede. Demirde hızımız 5300 iken suda 2100. Havada 3.386 386 oldu. Yani hız azaldı. Sıcaklık arttıkça hızın arttığını görebiliyoruz. Havanın sıcaklığı sıfırken ilerlemez 332 metre bölü saniye. Havanın sıcaklığı 20 derece olduğunda sesin ilerlemez 344 metre bölü saniyedir. Havanın sıcaklığı 100 derece olduğunda bu fark artmakta. Dolayısıyla sesin hızı artmaktadır. Yani ortamının sıcaklığı arttığında moleküllerin titreşimi, kinetik enerjisi artmakta sesi daha hızlı iletmektedir. Bu da sesin hızını artırmaktadır. Yağmurlu bir havada şimşek çakarken aynı anda gök gürültüsü de oluşur. Şimşek çakma ışıkla ilgili, ışık hızıyla ilgili aynı anda gök gürültüsünün oluşması da sesle ilgilidir. Işık hızı ses hızından daha büyük olduğu için ve ışık cisimlerin görüntüsünü görmemizi yani çevremizi görmemizi sağladığı için dolayısıyla biz önce şimşek çakmasını görürüz. Ardından gök görüntüsünü yani sesi işitiriz. Bu da ışığın havada hızının ses hızından yayılmasının çok çok büyük olduğunu gösterir. Bu da ışığın havadaki hızının sesin havadaki yayılmasından çok büyük olduğunu göstermektedir. Sesin özellikleri bir şiddet yani sesin gürlüğü. Bu neye bağlı? Tabii ki de genliğe bağlı. Ses dalgasının genliğine bağlıdır. Genlik arttıkça sesin şiddeti yani gürlüğü artar. Genlik ne kadar büyükse ses dalgası şiddeti o kadar büyük ve fazla olur. Sesin şiddeti ne kadar fazla ise o kadar uzağa iletilir. Örneğin günlük yaşamımızda televizyonun sesini açıda kapat dediğimizde sesin şiddetinden gürlüğünden yani genliğinin artırılmasından bahsederiz. Kaplanın sesinin genliği, kedinin sesinin genliğinden büyük olduğu için kaplanın sesinin şiddeti, kedinin sesinin şiddetinden daha büyük olmalı. Bu da kaplanın sesinin enerjisinin, kedinin sesinin enerjisinden daha büyük olduğu anlamına gelmektedir. İki frekans sesin yüksekliği sesi oluşturan kaynak tarafından saniyede oluşturulan titreşim sayısıdır. Birimi hertz'tir. Sesin frekansı kaynağa bağlı. Kaynağın titreşimine bağlıdır. Kaynağın titreşimi değiştirilirse sesin frekansı değiştirilir ki buna aynı zamanda sesin yüksekliği diyoruz. Yüksek seslerin frekansı daha büyük olmalıdır. İnce sesin frekansı kalın sesin frekansından daha büyüktür. Çünkü ince sesteki titreşim daha fazla olduğundan ince sesin frekansı kalınkine göre daha fazla olmalı. Daha çok titreşmeli. Frekansı küçük olan seslere kalın ya da bas. Frekansı büyük sesler ise ince ya da tiz ses denilmektedir. Frekansı büyük ses görüyoruz. İnce bir ses. K dalgası. Ve burada titreşimin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 titreşim yaparken K dalgası. Ne dalgası? 1, 2, 3 titreşim yapmakta. Bu da K dalgasının frekansının yani saniyedeki veya aynı zaman dilimindeki titreşiminin L'ninkinden daha büyük olduğunu gösterir. Frekansı büyük olan seslere ince ses, frekansı küçük olan seslere ise kalın ses diyeceğiz. Ses dalgaları işitme aralığına göre 3'e ayrılıyor. 1 işitilebilen dalgalar insan kulağının duyabileceği sınırları kapsar. İnsan kulağının duyabileceği sesin frekansı 20 Hz ile 20 MHz ya da 20.000 20 Hz arasındaki seslerdir. Ses altı infrasonik ses dalgaları bunlar işitilebilir sınırın altındaki dalgalardır. Buna en iyi örnek deprem dalgaları verilebiliyor. Üçüncüsü ses üstü ultrasonik dalgalar bunlar işitilebilir sınırın üstündeki dalgalardır. Kediler, köpekler 20.000 20 Hz'in üstündeki sesleri duyabilmektedir. KLM şeylerine bir tokmakla tek tek yandan vurulduğunda K şişesi en çok titreşecektir. K'nin kütlesi L'nin kütlesinden bu da M'nin kütlesinden azdır. Kütle azaldıkça dışarıdan uygulanan kuvvet titreşimi artıracaktır. Az kütleyi daha çok titreştirebiliriz. Dolayısıyla K şişesi daha çok titreştiğinden K'nin frekansı L'n'inkinden, bu da M'n'inkinden büyük olmalı. Yani en ince ses buradan çıkarken, en kalın ses ise M'den çıkmalı. Çünkü M daha az titreşmektedir. Zaten boş teneke ince ses çıkarırken, dolu teneke tok ses çıkarmakta. Yani kalın ses çıkarmaktadır. Buradan da aklımızda tutabiliriz. Yine K ve M üstten üflendiğinde Şişeden ses çıkması nedeni hava moleküllerinin titreşmesidir. Buradaki hava molekülünün kütlesi daha fazla. Evet burada havanın kütlesine bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü havayı titreştirmeye çalışıyoruz suyu değil. Ama tokmakla vurduğumuzda şişe şişenin içindeki hava ve su hepsini beraber titreştiriyordum. Hepsinin kütlesine birlikte baktım. Fakat sağda üflerken hava titreştirileceği için havanın kütlesine bakılmalı. K şişesinde havanın kütlesi fazla. L'de daha az, M'de en az olmalı. Kütlesi en az olan hava daha çok titreşeceğinden burada en ince ses elde edilirken, K'de ise en kalın ses elde edilmeli. M'deki hava çok titreştiğinden, M'deki havanın frekansı L'dekinden, o da K'dekinden büyük olmalıdır. Hakemin düdüğü klarnete göre daha ince ses çıkarmaktadır. Neden? Çünkü hakemin dündeki hava miktarı daha azdır. Frekansları aynı olan iki diapozondan biri titreştirildiğinde diğerini titreştirmeye zorlamasına rezonans demektedir. Rezonans sonucu büyük genlikli titreşim oluşur. Evet, şekildeki diapozona vurulduğunda bu diapozonun frekansının 512 Hz olduğunu düşünelim. Yandaki diapozonun frekansı da 512 Hz ise buradan yayılan 512 Hz frekansındaki ses dalgaları şuradaki diapozonda doğal bir titreşime sebep olacak ve bunu titretmeye zorlayacaktır. Bu olaya rezonans denmektedir. 1940 yılında Amerika'da Tacoma Narrows Köprüsü rüzgarın uyguladık kuvvet etkisiyle yıkılmıştır. Köprünün doğal frekansı rüzgarın frekansına eşit olmasıyla köprünün titreşim genliği sürekli artmaya başlayıp sonunda köprünün yıkılmasına neden olmuştur. Yine rezonans olayı manyetik rezonans cihazında kullanılmaktadır. Manyetik rezonans cihazı ile vücudun iç kısımlarının görüntüleme olayında rezonans kullanılmakta. Sesin tınısı. Ses üreten kaynaklara ses kaynağı diyoruz. Farklı kaynaklardan çıkan sesler aynı şiddette, aynı frekansta olsalar bile bunları birbirinden ayırt edebiliyoruz. Bu ayırt edebilme ses kaynağının kendine has özelliğinden kaynaklanıyor ki bir sesin hangi kaynaktan çıktığını anlamamızı sağlayan bu özelliğe sesin tınısı diyoruz. Yani rengin tonu gibi bir şey. Her rengin tonu olduğu gibi her sesinde bir tınısı bulunmaktadır. Yankı sesin bir engele çarparak kaynağın bulunduğu yere dönmesine yankı deniyoruz. Sesin yansıması değil. Ses şuradan yansıyor. Yansıma ayrı bir şey. Yankı ayrı bir şey. Yankı sesin kaynağın bulunduğu yere geri dönmesidir. Yankı olabilmesi için sesin sert bir engelden yansıması gerekmektedir. İstenmeyen seslerin ortamlara geçişini engellemek için ses yalıtımı yapılır. Örneğin kar yağdıktan sonra çevre sessizleşir. Çünkü kar çevredeki seslerin soğurulmasını sağlar. Yalıtımdaki amaç etrafa yayılan sesleri soğurmaktır. Günlük hayatta sinema, tiyatro ve konferans salonları gibi mekanlarda ses yaratımı izo, camlarla veya cam köpüklerle cam yünleriyle yapılmaktadır. Gaz ve hava katı maddelere göre iyi bir ses yaratkanıdır. Sesi çok iyi iletmezler. Neden mi? Çünkü gaz ya da hava molekülleri arasındaki mesafe biraz daha fazladır katı maddelere göre. Ses yaratımı için yapılan madde içinde hava boşluklarının olduğu köpük Cam yünü gibi malzemeler kullanılır. Günlük kağıtta cam arasında hava boşluğu olduğu için ses yalıtımında kullanılır. Evimizde yaşam kalitemizi artırmak için çift camlar kullanıyoruz. Deprem dalgaları yer içerisinde meydana gelen deprem çok büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu enerjinin bir kısmı fayların ve kayaçların parçalanması için kullanılırken geri kalan kısmı da bulunduğu ortağın biçimine göre elastik dalgalar şeklinde yayılıyor. Deprem dalgaları kaynaktan uzaklaşırken eline ve boyuna dalga olarak yayılmaktadır. Depremin meydana geldiği yere depremin odağı, depremin odağına en yakın yerleşim yerine depremin merkezi diyoruz. Merkez üssü. Evet, depremin odağında meydana gelen kırılma fay hattı oluşturuyor. Ve bu fay hattının yukarıdaki şu kırık kısmına fay izi demekteyiz. Ve deprem dalgası şöyle odaktan her tarafa doğru elastik olarak yayılmakta. Deprem ile ilgili konuları incelen bilim dalına sismoloji diyoruz. Depremle ilgilenen kişilere deprem bilim insanlarına sismolog diyoruz. Yine deprem dalgalarına ise sismik dalgalar diyoruz. Ve yine depremi kaydeden cihazlara Sismograf diyoruz. Fotoğraf makinesi gibi. Tsunami, liman dalgası. Japonca liman dalgası anlamına gelen tsunami. Tsunami bir deprem değil. Tsunami deniz ve okyanusta çok büyük şiddette meydana gelen depremler sonucu oluşan dalgaların isimleridir. Okyanusta veya denizde oluşan deprem dalgaları her tarafa doğru yayılırken dalgaların limana doğru hareketlenmesini sağlar. Limana doğru hareketlenen dalgalar dev dalgalar haline döner ve bunların da genliği artmış olur. Dalgaların genliğini artmasının sebebi daha sığ bir yerde daha çok miktarda suyun birikmesi ve bunların genliklerin üst üste binerek enerjilerinin artmasıdır. Bu da onların genliklerini artırır ve onları dev dalgalar haline getirir. Depreme dayanıklı yapı tasarımları geliştirmek, belirli standartlar ortaya koyarak bunları uygulamaya koymak, denetimleri artırmak, insanları depreme karşı bilinçlendirmek, gerekirse deprem müzeleri kurarak halkın ilgisini çekmek, bu konudaki tedbirler almak yapı modeli olarak isimlendiriliyor. Depreme dayanıklı yapı tasarımları geliştirmek yapılarda belirli standartlar ortaya koyarak bunları uygulamaya koymak, denetimleri eksiksiz yapmak gerekir. Bu şekilde verilen düzenekler kullanılarak deney yapılıyor. Her iki düzenekte ampulün yandığı, ampul her ikisinde yandı. havanın olduğu ortamda çalar saatin sesini duyuldu. O halde ses yayılmak için ortama ihtiyaç duyar. Ses havasız ortamda yayılmaz. Çünkü havasız ortamda duyulmuyor. O halde iki doğru. Ses havasız ortamda duyulmadı. Hemen üçü silmeli. Işık her ortamda yayılır. Çünkü ampulün yandığını her ortamda görebiliyoruz. 3. ışığın yayılma hızı sesin hızından büyüktür. Nereden bileceğim ki ben bunu ya? Yani aldığı yolu veya süreyi falan herhangi bir şey vermediği için bu konuda herhangi bir şey demem mümkün, gözükmüyor, cevap der şeklinde olmalı. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.